Artık yepyeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Programlamada olmazsa olmaz ve en önemli yapılardan bir tanesidir. Metotlar. Biz metotları ilerleyen derslerimizde daha kullanışlı hale getiriyor olacağız. Özellikle nesne yönelimli programlama bölümlerinde metotlar iyice efektif hale gelecek. Fakat ilk etapta bizim metotları anlamamız gerekiyor. Programlamada şöyle bir kural vardır arkadaşlar. Don't repeat yourself yani dry prensibi. D, R ve Y harflerinden oluşan prensiptir. Çok yaygın ve önemli bir prensiptir. Türkçesi kendini tekrar etme prensibi. Şöyle ki örneğin düşünün bir web uygulamasında işte bir alışveriş sistemi olsun sepete ekleme operasyonu ürünleri listelediğiniz yerde, bir ürünün detayına gittiğiniz yerde ve hatta gönderdiğiniz mailde bile yapılan bir operasyondur. Yani sıklıkla aynı işi yaparız. Bir ürünü sepete ekleriz. Uygulamanın bazen onlarca yerinde bu operasyonu kullanırız. Uygulamanın tipine ve türüne bağlı olarak bu durumlar giderek farklılık gösterebilir. Örneğin bir müşteri takip sisteminde müşteriyi listelemek, müşterinin detayına gitmek oldukça kullanılan bir operasyondur. Bu bakımdan biz o kodu bir kere yazarız ve istediğimiz zaman onu çağırırız. Dolayısıyla bu noktada fonksiyonel programlama dediğimiz bir fonksiyonun içerisinde yani bir metodun içerisinde bir sürü işi yapmak o anki işi yani o anki operasyonu kurtarır ama siz onun bir parçasını başka bir yerde kullanmak istediğinizde mecburen kodu tekrarlamanız gerekir. İşte bu yüzden kodlarınızı olabildiğince basit, kısa ve sadece bir işi yapacak şekilde tasarlamalısınız. Bu bakımdan şöyle ki bu örneğimize yani son örneğimize bile baktığımızda aslında burada parçalanabilir yapılar söz konusudur. Örneğin evet bu bu kısım algoritma ile alakalı ama dikkat edin bu kısım kullanıcıya bir şey göstermeye yönelik. Yani siz bu kodu farklı bir operasyonda yapıp sadece mesajı göndererek fonksiyonunuzu daha efektif hale getirebilirsiniz. Bu bakımdan hadi gelin bu operasyonu yapmaya çalışalım. Bu bakımdan şöyle ki burayı bir kopyalayalım. Bu şöyle içine. İçindeki operasyonu kopyalayalım. Birazdan fonksiyonların içerisinde bunu size anlatmaya çalışacağım. File new project diyelim. Next diyelim ve command line app oluşturalım ismini methods metotlar yani olarak oluşturalım. Ve this window diyelim. Evet şimdi kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Bu noktada arkadaşlar az önce yazdığım kodu buraya yapıştırıyorum. Bakın ne var burada işte int sayılar diyerek aranacak bir sayıyı Dizinin içerisinde arayacak fonksiyonu yazmışız. E, yarın öbür gün bizim başka fonksiyonumuz da olacak. O yüzden şöyle, bakın yani biz bu main içerisinde başka kodlar da yazacağız. Yani ben main'den gidiyorum. Bu ilerleyen zamanlarda daha gerçekçi hale gelecek. Ama biz main'in içerisinde hani burada çalışmalarımızı yaptığımızı varsayalım. Öğreniyoruz, e, bir sürü kod yazıyoruz burada. Bu, bu noktada ben bu kodu burada yazmak yerine tekrardan kesiyorum buradan. Şöyle bakın main'in parantezlerinin bittiği yere. Arkadaşlar main de bir metottur bu arada. Aynen ben de bir tane bu noktada başka bir metot oluşturuyorum. Yukarıdakine benzetiyorum. Public neymiş, static neymiş, void neymiş, bunları öğreteceğim size. Acele etmeyin. Bu noktada operasyonumuz neydi? İşte bir dizinin içerisinde sayı bulmacaydı. Sayı bulmaca diyelim. Parantezi açıp kapadım. Şöyle yazdım. Peki bu ifade nasıl bir ifade? Public static void'i şimdilik unutun. Fonksiyonumuzun ismi yani metodumuzun ismi sayı bulmaca arkadaşlar. Parantez açtım kapadım. Normal parantez. Süslü parantezle de o fonksiyon ne yapacaksa onu yazıyorum. Bakın yazdım. Ve buraya geldim. Burada diyorum ki sayı bulmacayı çağır. Kısacası hani dedik ya Java'da kodlar main'den başlar. E, Main'in çalışacağını biliyorum. Main burada okumaya başlıyor. Yani siz buraya sayı bulmacayı şöyle kapatayım. Yani ya da hiçbir şey yazmayayım. Şöyle bir şey yapayım bakın. Siz bu kodu çalıştırırsanız hiçbir sonuç görmezsiniz. Çünkü Java'da direkt olarak main kodu çalışır ve main'den dallanır proje. Bakın bu noktada main'in içerisinde hiçbir şey olmadığı için biz herhangi bir şekilde bir sonuç da göremedik. Bir metodu çağırmak için o metodun ismini bu şekilde yazmanız yeterlidir. Tabii ki bu aynı klasın içerisinde olduğu için. Klas yapısını da bilmiyorsunuz. Boş verin. Şu an için bunu bilmeniz yeterli. Sayı bulmacayı çağırabilmek için onu main'in içerisinde çağırmanız yeterli. Dolayısıyla bu noktada bakın proje buradan dallanıyor. Sayı bulmaca çalışıyor. Biz bunun içerisinde de başka bir fonksiyon kullansaydık ki kullanmışız bakın. Print line'ı kullanmışız o da onu çağıracaktır. Yani bu şekilde bir dallanma söz konusu. Bakın sayı bulmacayı ben burada yazdım. Projenin bir sürü ekranı olduğunu düşünün. Projenin bir sürü ekranında istediğiniz zaman sayı bulmacayı çağırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dört farklı yerde çağırdığımı düşünün şu an. Bunları öğreneceksiniz. Farklı ekranlardan çağırma vesaire. Hiç kafayı takmayın ona. Buraya odaklanın. Bakın istediğimiz kadar çağırıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kod değiştiğinde örneğin 4 farklı ekranda bunu yazdığınızı düşünsenize. 4 farklı yerde çağırdınız. Eğer siz o 4 farklı yere de bu kodları ayrı ayrı copy paste ile yazmış olsaydınız ve size şöyle bir talep gelseydi. Sayı mevcuttur. Ama hangi sayı mevcutturu da kullanıcıya bilgilendirelim. Sen, sen de diyorsun ki, şunun sonuna giderim. Artı derim. Neydi sayımız? Aranacak. Aranacak. Sayı mevcut değildir. Şöyle bir boşluk. Artı. Şurada bir iki nokta bırakayım. Şurada da bir iki nokta bırakayım. Daha güzel görünsün diye sadece. Bir anlamı yok. Aranacak diyorum. Düşünsenize. Dört farklı yerde bunu yapmış olsaydınız. Dört farklı ekrana gidip bu değişiklikleri yapmanız gerekirdi. İşte fonksiyon yazarak kendinizi tekrarlamayı engellemiş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir kuraldır arkadaşlar. İşte bu noktada bakın biz bir kere değişiklik yaptık ve sayı bulmaca 4 kere bakın çalışmış oldu. Tabi bunların farklı ekranlar olduğunu düşünün. Yani main'in içerisinde alt alta bunu yazmanın tabii ki bir anlamı yok şu an için en azından. Bir anlamı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada olabildiğince dedim ya bu şeyleri küçültmek gerekiyor. Örneğin şu system out print line'ı düşünsenize defalarca yazıyoruz. Bakın ben geliyorum. Bakın şeyin bittiği yere. Sayı bulmaca bitti. Class'ın içindeyim. Yani en son parantez bakın class'ın. E, class'ın içinde metotlar olur arkadaşlar. Bunları sonra konuşacağız. Bakın ben bir tane daha yazıyorum. Public. Static void mesaj ver. Şuna dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ben fonksiyona isim verirken küçük harfle başlayıp sonraki kelimelerin ilk harflerini büyük yazıyorum. Buna ne deniyordu? Hatırlayın. Camel Casing. Münakatlarda bile karşınıza çıkabilir. Soru sorabilirler. Java'da metot isimleri nasıl yazılır? Çünkü yazım standartları çok önemlidir camel casing yani e, deve yazımı camel, camel deve demek. Hani o devenin üst kısmına benzetiyor bunu e, şeyi, ilk harflerin görüntüsünü veya kelimelerin görüntüsünü. Bu noktada camel casing yazı, yazılır fonksiyon isimleri. klas isimleri pascal casing yazılır. Onları sonra konuşacağız. Ben burada diyorum ki yani şu System.out.println'i şöyle yazdırayım. Yani her seferinde System.out.println print line yazmayayım. Daha kolay ve daha merkezi bir yerden mesajlarımı takip edeyim istiyorum. Peki bunu nasıl yapıyor olacağım? Bu noktada ben bunu buraya yazarsam dikkat edin diyor ki aranacak ne? Bakın kırmızı. Niye aranacağı bulamadı? Çünkü bakın aranacak diğer fonksiyonun yani metodun içinde. Yani dolayısıyla bir dedik ki hani siz bir değişken tanımladığınızda tanımlandığı blokta geçerlidir. Aranacağa ulaşamadık. O zaman benim burada bunu böyle yapmak yerine şöyle ya aranacağı buraya göndereceğim aranacak. Bakın. Bakın bu şekilde çalışıyor. Buna parametreli metot deniyor arkadaşlar. Parametreli metot. Yani ben ne yaptım? Fonksiyonu çalıştıracağım mesaj veri ama bana bir tane int bir şey ver diyorum. Int türünde aranacak ver diyorum. Dolayısıyla burayı böyle yazmak yerine böyle yazmak yerine bakın mesaj ver diyorum. Bakın kızdı. Niye? Çünkü diyor ki bana aranacağı ver. O string fonksiyonlarını hatırlayın. Orada biz bunları çok yaptık. Bakın fonksiyon evet ben çalışacağım ama benim dinamik çalışabilmem için bana aranacak ifadeyi vermen lazım. Dolayısıyla ben yukarıdaki aranacağı buraya gönderirsem aynı isim olmak zorunda değil arkadaşlar. Integer türünde olsun yeter. Bakın 7 göndereyim. Sıkıntı yok yani. Bunu gönderdiğim anda bakın bu çalışacak. Tabii ki hani bu durumda e, hala dinamik değil. Ben sadece m fonksiyonların çalışma mantığını size anlatmaya çalışıyorum. Bu noktada arkadaşlar aslına bakarsanız ben burada int aranacak değil de int aranacak değil de, şöyle bir şey gönderirsem string mesaj yani bir mesaj göstereceğim ama bana mesajı ver ki ben o mesajı göstereyim. Yani şurası din değişken. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla mesaj vere benim o aranacak ifadeyi göndermem yeterli. Yani şunu göndermemi istiyor. Şöyle geldim. Şunu göndermemi istiyor. Bu noktada burada da şöyle gelip burada da mesaj ver deyip sayı mevcut değildir aranacak dememiz yeterli. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakın biz ne yaptık? Ha bu arada şuradaki tek bir string yani iki stringi topladık, onu gönderdik. Şöyle düşünün yani. Şöyle ki şöyle düşünün. Burada tek bir şey göndermişiz gibi düşünün. Şu sayı mevcuttur, artı aranacak. Burası tek bir parametre. Yani onları toplayıp gönderiyoruz. Dolayısıyla mesaj string bir şey göndermiş olduk. E o zaman benim buraya ne yazmam lazım? Mesajı yazmam yeterlidir. Bir mesaj oluşturdum ve o mesajı buraya göndermiş oldum. Burada eğer kafanız karıştıysa orayı şöyle düşünün arkadaşlar. String Mesaj eşittir boşluk. Burada diyorum ki şöyle mesaj eşittir. Hani şu ifadenin orada olduğunu düşünün. Buraya direkt mesajı gönderebilirsin. Yani o toplama iş, işleminin sonunda zaten tek bir string oluşuyor ya bundan dolayı. Bu modülde benim amacım arkadaşlar niye fonksiyon kullanıyoruz? Yani o reusability dediğimiz olay ne? Çünkü genellikle programcılık mantığı anladığınız zaman anlamlı oluyor. Yani siz tabii ki metodun yazılımını, yazımını bilirsiniz, if'in yazımını bilirsiniz, sintaks programcısı olmamanız gerekiyor. Ben bu eğitimde sizi sintaks programcısı yani o sintaks dediğimiz yazım şekli programcısı değil Dil programcısı değil, sizi gerçekten sürdürülebilir yazılım yapan yazılımcı şey programcı olacak e, seviyeye getirmek istiyorum.